Fraksiyon herkese merhabalar. Karşınıza Asus'un GX501 V notebook'unu anlatmak için geldim ama aslında siz notebook'u GX501 V diye hatırlamayacaksınız, bunu Zephyrus diye hatırlayacaksınız. Notebook gerçekten de Nvidia'nın Max-Q tasarımını birebir gösteren mükemmel tasarıma sahip bir iş olarak karşımıza çıktı. O kadar çok ayrıntısı var ki anlatmam gereken, fakat biliyorsunuz bizim genelde videolarımız 5 ila 8 dakika içerisinde oluyor. Yoksa bu video bayağı uzayabilir bu notebook'u. En ufak ayrıntısı kadar size anlatmaya çalışırsam. Ama bildiğiniz gibi biz kısa ve öz anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden çok hızlıca geçeceğim. Teknik özelliklerini zaten ekranda okuyabiliyorsunuz. Saymamı istiyorsanız üzerinde 2700 HQ işlemci var. Intel'in tabii ki Core i7'si. Nvidia'nın GTX 1080'i var. 16 GB. RAM'i var ki bunun 8'i anakartın üzerinde. Ekstra bir 8 ile beraber 16 olmuş. 512'lik bir SSD var ki bu SSD M.2 SSD ve bir Samsung SSD kullanılmış. Bu da notebook'ta kaliteli malzeme kullanılmaya çalıştığının başka bir göstergesi. 15.6 inçlik bir notebook bu. Tasarım bakımında açıkçası dediğim gibi kendini konuşturacak bir notebook. Ekranı 120 Hz bir IPS ekran. Full HD bir ekran. Ben de basayım, hatta ekranın kendisi de karşımıza gelsin. Tasarım kısmına baktığımız zaman bizim sonatla dikkatimizi çeken şey şu oldu. Şu kısım şöyle kaldıracağım. Çok boş gördüğünüz gibi. Yani burası bomboş. Normalde bizim alışkın olduğumuz şey nedir? Klavyenin burada bulunmasıdır. Yukarıda bulunmasıdır ve bu kısım bu kadar boş olmamasıdır. Hatta ilk baktığımız zaman dedik ki bu kısımda en azından bir RGB bir şey konulmasaymış. Çünkü çok boş görünüyor burası. Yalnızca Asus'un kendi logosu var. Ama Max-Q tasarımını düşündüğümüz zaman bunun niye böyle olduğunun da aslında kendi kendine çok rahat bir şekilde izahı ortaya çıkıyor. Şimdi genel özelliklerinden başlayalım. 2.4 kg ağırlığında ve incecik bir notebook bu. İçerisinde 1080 grafik işlemcisinin bulunduğunu düşünmek bile çok zor açıkçası. Çünkü biz şimdiye kadar çok kalın, çok büyük notebookları, oyuncu notebooklarını kullanmaya alıştık. Burası fırçalanmış alüminyum. Güzel bir Asus logosu var. Burada baktığımız zaman alt kısmında Republic of Gamers logomuz var ve bu kısım plastik. Burada enteresan bir şey var. Kapağı açtığımız zaman ne kadar net görünecek bilmiyorum. Bunu yakın çekimde de size gösteriyor oluruz. Kapağın altındaki plastik de açılıyor. Şurada ızgaralarımız var. Bunlar soğutma sistemi için yapılmış olan ızgaralar. Fakat bu kısım plastik ve esnek bir plastik. Şurada hatta esnekliğim bayağı. Arka tarafında tekrar şık bir görüntümüz var ve yan tarafında şurada hava kanalı var. Bu kısım ise hoparlöre ayrılmış durumda. Klavyemiz gördüğünüz gibi aşağıda. Onunla ilgili de başka bir ayrıntı var. Şöyle önümden çekeyim. 15.6 inç demiştim notebook için. IPS ekran 120 Hz size verebiliyor. Zaten 1080 açıkçası bu notebook'un Full HD ekranında ve 120 Hz'de bile çok daha tabii ki iyi performans veriyor ama çok daha yüksek çözünürlüklerde kullanmak isteyeceksiniz. O yüzden de yan tarafında bulunan HDMI çıkışını kullanabilirsiniz. Notebook'un üzerinde burada iki tane olmak üzere 4 tane USB 3 çıkışı var. Tip A, bir tane de Type-C yani Tip-C Thunderbolt dediğimiz çıkışımız var. SD kart yuvası yok. İnternete bağlamak isterseniz ise beraberinde gelen de USB'den bağlayabileceğiniz bir kablo olarak bağlamak isterseniz Ethernet girişi modülü yanında geliyor. Bu da bir USB yuvasını kaybedeceğiniz anlamına gelmekte aslında. Tasarım kısmında öne baktığımız zaman çok daha enteresan bir özellikle karşılaşıyoruz. Klavyemiz RGB aydınlatmanı, full RGB aydınlatmanı ve 20 key ghosting var. Yani 20 tuşa birden aynı anda basarak kullanabiliyorsunuz. Türkçe tuş dizilimine sahip bir klavye bu. Yan tarafında dikey bir touchpad var. Bu dikey touchpad'i kullanmak ilk başta ya dikey nasıl yapacağım deyip bir zorlanmaya doğru gideceğini düşünebilirsiniz ama rahatlıkla kullanmaya alışıyorsunuz. Enteresan bir şey daha var. Burada bir tuş var. Bastığınız zaman numpad haline geliyor. Yani dinamik klavyeyi de bunun üzerine koymuşlar burada. Çok güzel bir buluş. Çok güzel bir tasarım. Klavye aşağıda bulunduğu için bilekleriniz boşta kalabilir diye düşünmüş Asus ve onun için de şöyle bir plastik bilek desteği vermiş. Bu da tam notebook'un altına oturuyor ve çok rahat bir şekilde klavyeyi kullanmanıza imkan sağlıyor.
Klavyesi oldukça geniş tuşlara sahip ve kullanması da gerçekten çok rahat. Bunu da böyle hemen altına sürdüğünüzde notebook aslında tamamlanmış oluyor. Tasarım bakımından üst kısmı boş bırakmalarının sebebi, sizin de bildiğiniz gibi Max-Q tasarımında yüksek seviyeli ekran kartları kullanılıyor ve notebooklar aynı zamanda ince yapılmaya çalışıyor. Bu da aslında ısı bakımından bir problem ortaya çıkartabiliyor. Bildiğiniz gibi Max-Q'da aslında alıştığımız 1080 veya 1070 tarzı grafik işlemciler %10, %15 daha azaltarak performans bakımından, performansından çalınarak kullanılıyor. Yani aslında 1080 var bunun içerisinde ama overclocklanmış 1070 gibi de düşünebilirsiniz. Tabii ki 1070, %80 overclocklanamıyor. Ayrı bir hikaye. Yani Max-Q tasarımını eğer kullanmak istiyorsanız çok daha rahat taşıyabileceğiniz bir notebook olacak elinizde ama desktop'ta elde edeceğiniz 1080 performansını bu notebook'ta bulamayacaksınız. Bunda dediğim gibi %20 daha az veya %15 daha az bir performans görebiliyorsunuz. Şimdi Max-Q'nun tüm olayı aslına bakarsanız tasarım olarak termal soğutma. Bunun üzerine gitmişler. Ve bu yüzden de sizin Zephyrus veya diğer markalarda bakacağınız Max-Q tasarımını üzerine barındıran tüm notebookların kendi soğutma tasarımı içerisindeki notebookun da performansını ortaya koyacaktır. Benim elime geçen ilk Max-Q notebook bu ama o kadar güzel tasarım yapılmış ki ve diğer rakiplerinin de tasarımlarını gördüğüm zaman şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Asus gerçekten bu tasarımı çok iyi anlamış ve Zephyrus'a bunu çok çok iyi yedirmiş. Sıcaklık klavyenin altından gelmiyor. Üst kısımda bulunduğu için klavyeyi kullanırken eliniz ısınmıyor. Genel olarak klasik tasarımda giden veya Max-Q'yu klasik kasaların içine koymaya çalışan tasarımlarda mutlaka ve mutlaka elleriniz sıcaktan yanacaktır ister istemez. Fazla ısınacak, çok terleyecektir. Burada böyle bir şey olma ihtimali yok çünkü klavye aşağıda. Bu çok güzel bir buluş. Ve bu klavyeyi rahat kullanamayacağını düşünerek buraya bilek desteği konmuş ama ben çok daha rahat kullandım bilek desteği olmadan da. Çok çabuk alıştım ona rahatlıkla size buradan söyleyebilirim. Yan taraftaki gördüğümüz touch ID'leri kullanması gayet kolay. Rahatlıkla alışabiliyorsunuz. Performans testlerinde de gerçekten size bahsettiğim gibi özellikle benchmarklarda ve desktop'a göre %15 daha az performans elde ettim. Fakat üzerinde bulunan 1080 aklınıza gelebilecek tüm oyunları rahatlıkla 60 FPS üzerinde çalıştırabiliyor. Peki burada ne kadar bir sıcaklık elde edebiliyoruz? Açıkçası işlemcide yani CPU'da 90-95 dereceye kadar çıkabiliyor yük altında ve bu sizin gözünüzü korkutabilecek bir seviye olabilir ama içiniz rahat olsun. Her notebook'un içerisindeki tasarım buna göre yapıldığı için buradaki tasarımda da 95 derece aslında bu notebook'u ileride sizin sisteminiz yanmayacak halde çalışmasını sağlayabilecek halde yapılmış. Ses performansına baktığımızda üzerinde bulunan hoparlörler üst kısımda bulunuyor. Burada açıkçası çok net tizler veya çok sağlam baslardan bahsetmek çok kolay değil. Vasat bir performanstan bahsedebiliriz ama burada Türkçemizde nedense vasat kötü anlamda kullanılıyor. Aslında vasat ortalama demek. Ortalama bir performans gösterdiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Aklınıza gelebilecek en büyük problem pil performansı olabilir. Pil performansı bakımından şarjını çıkarttığınız zaman 1 saat 10 dakika civarında Full HD'de oyun oynayabilirsiniz. Yani Doom çalıştırabilirsiniz 30 FPS'de. Pilini taktığınız zaman zaten bir sorun tabii ki yaşamıyorsunuz. 720p bir film izleyeceksiniz. Başka bir şey yapmayacaksınız. 2 saatin üzerine bir performans elde edebiliyorsunuz. Aynı şekilde internette gezineceksiniz. Gene 2 saatin biraz daha altında bir performans görebiliyorsunuz. Yani pil performansı 1,5 saatte 2 saat arasında normal CD kullanımına götürebilir. Bu çok iyi tasarlanmış ve çok iyi performans veren bilgisayarın aklıma gelebilecek tek zayıf tarafı ise altında bulunan hareketli plastik kısım. Bu plastik kısım esnek olmasına rağmen darbelere karşı dayanıksız bence. Yani kırılma ihtimali yüksek, özellikle notebook kapağı açık halde yere düşürülürse o plastik kısım rahatlıkla esneyebilmesine karşın aynı zamanda rahatlıkla da kırılabilmeye açık. Bu notebook'un en büyük bana sorarsanız dezavantajı da burada ortaya çıkıyor. İçinde bulunan 512 GB'lık SSD ise depolama kısmında sizlere zorluk çıkartabilir ama beraberinde gelen tornavida ile beraber notebook'unuzu açıp bunun içerisine
bir adet daha 2,5 inçlik bir disk ekleme şansına sahipsiniz. Yurt dışı fiyatına baktığımız zaman 2700 dolar civarında bir fiyat gördüm ben. Türkiye fiyatı ne kadar olacak bilmiyorum Zephyrus'un. Dediğim gibi bütçe performans kısmı her zaman sizin cüzdanınızla alakalı. Ama eğer bu notebook'a sahip olmak istiyorsanız zaten çok yüksek seviyeli bir fiyata sahip olacağını size tahmin ediyorsunuzdur. Asus'un Zephyrus'u Fractis'ten kesinlikle editörün seçimi notunu almakta bu ödülü hak ediyor. Eğer bütçeniz varsa ve böyle bir notebook arıyorsanız gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Lütfen yorumlarınızı aşağıya yazmayı ihmal etmeyin. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.